Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an elimde gördüğünüz PCB ya da projelerimde kullandığım PCB'leri evde nasıl yaptığım ya da nasıl bu kadar düzgün çıkarttığımla ilgili birçok soru alıyorum. Bu videomda bu sorulara cevap vereceğim. Ve sizlerin evde nasıl PCB yapabileceğinizle ilgili bazı bilgileri, detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle daha önceki projemizde kullandığımız PCB'mizi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yolları çizdik ve bu yolları PCB üzerine aktardık. Bu videomuzda bunlarla ilgili detayları ve püf noktaları bulabilirsiniz diyerek videoma başlamak istiyorum. İki farklı yol göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle sizin nasıl yapabileceğinizi, ikinci olarak ise benim hangi yolu izlediğimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi gelin birlikte videomuza başlayalım. PCB'lerin çizimi ve yolların aktarımını sizlerle paylaşmadan önce çok daha önemli bir detayı paylaşmak istiyorum. Bakın elimde ebatları her ne kadar farklı olsa da burada göstermek istediğim PCB'lerin farkı arkadaşlar. Elimde iki tane farklı PCB görüyorsunuz. Bakın bir tanesi yani şu an beyazla gördüğünüz farklı bir PCB farklı bir yapıya sahip. Bu da Genelde piyasada bulabileceğiniz ucuz yollu diyebileceğim PCB'lerden bir tanesi. Arkadaşlar böyle çok hassas olmayan genelde sadece yollardan ibaret devrelerde bunları kullanabilirsiniz. Ancak bir radyo alıcısı ya da bir radyo vericisi yapacaksanız bir RF yani radyo frekans devresi yapacaksanız o zaman bu kaliteli epoksi PCB'leri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü... Bununla yaptığınızda özellikle verici devrelerinde ciddi bir performans ve güç kaybı olacaktır. Hatta bazı verici devrelerinin sırf bu PCB yerine bunu kullandığınız için çalışmaması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Özellikle yüksek frekanslı radyo verici devrelerinde bu şekilde epoksi PCB kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu bilgiyi paylaştıktan sonra arkadaşlar bir sonraki aşamamıza yani devrenin çizilmesi ve yolların PCB'ye aktarılması kısmına geçebiliriz. Şu an elimde daha önce kullanılmış bir PCB görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun üzerinde göstereceğim. En basit yollardan bir tanesi arkadaşlar böyle bir PCB aldıktan sonra piyasada bulabileceğiniz asetatlı kalemle devreyi PCB üzerine çizmek yani devre yollarını bu şekilde aktarmak arkadaşlar. Herhangi bir devreyi bu şekilde kalemle elinizle basitçe yolları yani PCB üzerinde kalmasını istediğiniz yerleri çizerek bu şekilde devreyi buraya aktarabilir ve kendi devrenizi tasarımınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu birçoğunuzun bildiği en basit yöntem. Ancak bu yöntemde bu şekilde kaliteli bir PCB elde etme şansınız yok. Daha çok çizdiğiniz yolların kart üzerinde, tahta üzerinde kalması mantığına dayalım. Şimdi gelin daha profesyonel ev yapımı PCB'lerimize geçelim. Her şeyin bir devre şemasıyla başladığını söylemiştim. Kendinize uygun hangi programda rahat bir şekilde çizim yapabileceksiniz arkadaşlar. Çok çeşitli alternatifler var. EasyEDA var, Altium Designer var, KiCad var. Ya bu, buna benzer hangi program size daha uygunsa daha rahat çizim yapabilecekseniz buna uygun bir programdan devremizi İster kendi tasarımınız olur, isterseniz başka bir yerde, başka bir kaynakta gördüğünüz tasarım olur, isterseniz benim sizlerle paylaştığım tasarımlar olur. Bunu bilgisayarda çizerek işimize başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devre şemasını çizdim. Devreyi birebir olarak bilgisayara aktardım arkadaşlar. Her şeyin başlangıcı bir devre şeması ya da sizin hayal ettiğiniz bir devre diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle devre şemamızı Yazılımımıza aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi bir motor hız kontrol devresi var, sabit tork devresi var. Bu devreyi devre şemasını çizerek işleme başladık. Devre şemasının ardından ise arkadaşlar bunun PCB çizimi var. Ana konumuz yaptığımız çizimlerin PCB üzerine kaliteli bir şekilde aktarılmasının nasıl olduğu ile ilgili olduğu için PCB çizim kısmını geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz önce çizdiğimiz devreyi PCB olarak tekrar tasarladık ve yollarımızı oluşturduk. Bu noktada gördüğünüz bu tasarımı PDF dosyası şeklinde bilgisayarıma aktarıyorum. Yaptığımız tasarımın PDF görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu PDF olarak aldık. Bu noktada birinci yöntem ya da bir çoğunuzun kullanması gereken yöntem arkadaşlar bunu birebir olarak çıktısını almak. Gördüğünüz gibi gerçek boyut diyerek bunu yazdırıyoruz ve çıktıyı ütü tekniği ile birlikte PCB üzerine aktarıyoruz. İsterseniz kısaca buna da değinelim. Gördüğünüz gibi kağıt üzerine PCB'nin gerçek ölçülerdeki çıktısını aldım ve kağıda aktarmış olduk. Bu noktada özellikle kuşe kağıt kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü tonerin PCB üzerine daha rahat bir şekilde transfer edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca PCB'nizin yüzeyinin iyice tozdan ve kirden temizlenmiş olduğunu, özellikle elinizle temas sonucu oluşabilecek yağ lekelerinden temizlenmiş olduğundan emin olun. Gördüğünüz gibi PCB'nin aktarım yapılacak yüzeyini kağıt üzerine getiriyoruz ve bu şekilde yerleştirdikten sonra arkadaşlar bir ütü yardımıyla aktarılmasını buradaki görüntünün PCB üzerine aktarılmasını sağlıyoruz. Bu şekilde bir ütü kullanarak arkadaşlar kağıt üzerindeki toner'in PCB üzerine aktarılması sağlanır. Ancak benim kullandığım yöntem bu değil. Benim kullandığım yöntem biraz daha farklı. Şimdi kendi kullandığım yöntemi sizlere anlatarak devam edeceğim. Ütü ve toner tekniği evde kullanabileceğiniz en basit ve en kolay yöntem. Birkaç başarısız denemeden sonra en iyi sonucu alacağınıza eminim arkadaşlar. Birkaç denemeden sonra gayet başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi bu noktadan sonra olay tamamen farklı bir yere gidecek. Kendi devrelerimi nasıl aktardığını göstermek istiyorum. Çok daha farklı bir yöntem kullanıyorum. Kendi geliştirdiğim yöntemi şimdi sizlerle paylaşalım. Kendi kullandığım yöntemde ise öncelikle yolları aktarmak için PCB'nin üzerini siyah renkli sprey boyayla boyuyorum arkadaşlar. Elimde sprey boya görüyorsunuz. Boyamızın rengi siyah. Bu şekilde PCB'mizin üst kısmını boyuyoruz ve PCB'yi kurmak için bırakıyoruz arkadaşlar. PCB'nin siyah sprey boyayla boyanıp kurutulmasının ardından gördüğünüz gibi bu şekilde kartımız hazır oluyor. Artık çizdiğimiz yolların bu kart üzerine aktarılmasıyla devam edebiliriz. PDF dosyası içerisindeki fotoğrafı dışarıya aldım ve Paint'te açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yollarımız siyah renkte. Yol olmayan yerler ise beyaz renkte gözükmekte. Şu anda renkleri tersine çevirme işlemi yapacağım. Bunun için Ctrl, Shift ve I tuşuna basıyorum ve renkleri tersine çevirdim arkadaşlar. Artık PCB üzerinde kalmasını istediğim yerler beyaz, yok olmasını istediğim yerler ise siyah oldu. Ben delik delmeyeceğim arkadaşlar. Buralarda delik yerleri siyah noktalar şeklinde gözüküyor siz delecekseniz bunları kullanabilirsiniz. Şimdi ise deliklerin ortadan kaldırılması var. Hemen bunu gerçekleştirelim. Yine Paint'i kullanarak delik yerlerini yani buradaki siyah noktaları kaldırıyorum arkadaşlar. Ancak siz delik delecekseniz benim gibi PCB'nin diğer yüzü üzerine devreyi kurmayacaksanız bunları kaldırmanıza gerek yok. Ben bu şekilde yapıyorum. Bakın buradaki siyah noktaları tamamen ortadan kaldırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde resmimizi ortaya çıkaracağız. Fotoğraf üzerindeki bütün siyah noktaları temizledim. Artık yok olmasını istediğimiz yerler siyah ve kalmasını istediğimiz yerler ise beyaz renkte görülüyor. Sırada burada gördüğünüz resmin buradaki üzeri sprey boyayla boyanmış olan kart üzerine PCB üzerine aktarılması var arkadaşlar. Ben bu işlem için bir lazer gravür makinesi kullanacağım. Bu şekilde çalışabilmek için bir lazer gravür makinesine lazer kazıyıcıya ihtiyacınız var. Ben kullandığım lazer gravür makinesinin linkini videonun açıklamalar kısmında sizinle paylaşmış olacağım. Daha ucuz bir makinede kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1-2 wattlık makine. 1 watt ve üzerindeki makinelerin çoğu bu işlemi yapacaktır. Şimdi bir sonraki aşamamız olan fotoğrafın PCB üzerine aktarılmasıyla işleme devam ediyoruz. Şu an gravür makinesinin yazılımını açıyorum arkadaşlar. Bu yazılımı kullanarak fotoğrafı buraya aktaracağım. Hazırladığımız fotoğrafı gravür yazılımının içerisine attık. Bu noktada önemli bir detay var arkadaşlar. Öncelikle bu fotoğraf bu PCB'yi yazdırmak için normalden büyük arkadaşlar. Başlangıçta PCB'yi tasarlarken elinizde bulunan PCB'ye göre çiziyorsunuz. Ben genelde 5 cm'ye 10 cm ebatını kullanıyorum. Sığdıramazsam daha büyük PCB'lere çiziyorum. Bu bilgiye önceden sahip olmanız gerekiyor. Normalde PDF şeklinde ütü baskısı yaparken bu bilgiye sahip olmanız olmasanız da çok önemli değil arkadaşlar. Çünkü 1 bölü 1 ölçekte gerçek ölçekte çıktığı aldığınızda zaten Ebatları görüyorsunuz ancak bu şekilde yapabilmek için önceden bu ebatı bilmeniz lazım. Ben de bu, bu ebatı biliyorum zaten arkadaşlar. 50 mm'ye 100 mm. Ye. elimdeki yazılım üzerinden hemen bu bilgileri düzeltelim. 100 mm'ye 50 mm olarak girişini yaptım ve fotoğrafım bu şekilde ortaya çıktı. Artık bunu gravür makinesine göndereceğiz ve lazer kullanarak buradaki PCB'yi kartımız üzerine yazdırmak kaldı arkadaşlar. Şimdi bu aşamayı sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar ben Xtool marka gravür makinesi kullanıyorum. PCB'yi lazerin kazıyıcı ucu altına yerleştirdim ve bu şekilde konumlandırdım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta PCB'nin lazere paralel olması arkadaşlar. Yani köşelerin eğik olmaması. Burada gerekli ayarlamayı da yaptım. Gördüğünüz gibi referans çizgiler var. Bu çizgilere göre gerekli ayarlamayı yaptıktan sonra artık tek yapmam gereken şey kazıma işlemini başlatmak. İşlemi başlatmadan önce son bir kez daha PCB'nin yazdırma alanı içinde kalıp kalmadığını kontrol ediyorum. Ardından ise yazma komutunu göndereceğim arkadaşlar. Artık yazıcımız yazmaya hazır ve işlemi başlatıyoruz. Bu noktadan sonra bütün işlemi lazer halledecek. yazma işlemini böyle kısım kısım gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resim üzerinde beyaz ile görülen yerler burada siyah olarak kalıyor. Yani fotoğrafımızı kart üzerine aktarmış olduk. Kartın baskısı tamamlanmak üzere arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum yine farklı bir açıdan sizlere paylaşalım. Yazma işleminin ardından PCB'miz ortaya çıktı ve yollarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça ince yolları kaliteli bir şekilde ortaya çıkarttık. Sırada ise bunun asitinin hazırlanması var. Şimdi bu aşamayla devam ediyoruz. Asitin hazırlanması için farklı yollar var ancak en kolay bulabileceğiniz ve basit olanını anlatacağım arkadaşlar. Tuz ruhu kullanıyoruz gördüğünüz gibi ve hidrojen peroksit diğer adıyla peridrol kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bu işlem için plastik bir kap kullanacağız. Böyle plastik bir kabım var. Oldukça az miktarda bir asit hazırlayacağım. Bunun nedeni hem PCB'min küçük olması hem de elimdeki malzemeleri daha dikkatli şekilde kullanarak doğaya daha az zarar vermek. 3 kapak yani 3 bölü 1 oranında bir karışım hazırlıyorum arkadaşlar. 3 kapak Tuz ruhu Normalde bir kapakta peridrol koymam lazım. Ancak hazırladığım PCB üzerinde çok ince yollar olduğu için arkadaşlar peridrolü biraz daha az kullanarak keskinliğini çok artırmayacağım asidin. Bakın yarım kapak kadar koydum. Normalde bunun bir kapak olması gerekiyor. Yani 3'te 1'i kadar peridrol koymanız gerekiyor şöyle birazcık karıştırarak hazırlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi asiti az tuttum. Hem elimdeki malzemeleri dikkatli kullanacağım hem de doğayı daha az kirleteceğim. Buradan çıkacak olan gazı solumuyoruz ve mutlaka bir eldiven kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi asit yavaş yavaş bakırı eriterek arkadaşlar boyalı kısımların kalmasını sağlıyor. Bu şekilde hareket ettirerek işlemi hem hızlandırıyorum hem de az miktarda hazırladığım asitin PCB üzerinde her noktaya temas etmesini sağlıyorum arkadaşlar. Bu işlemi zahmetli bulabilirsiniz. Evet biraz video ile beraber anlatarak çekmesi uzun sürdü. Ancak bunun kolay bir yolu var. Hazırladığınız tasarımları Yaptığınız tasarımların Gerber dosyasını JASI PCB'ye göndererek Ürettirmeniz mümkün. Üstelik artık yaptığınız esnek PCB'leri de yine JLCPCB'ye PCB'ye gönderebilir ve ürettirebilirsiniz. Bu işlem için sadece birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli. Hazırladığınız Gerber dosyasını siteye yükledikten sonra tek yapmanız gereken işlem adımları takip etmek. Videonun açıklamalar kısmında bulunan bağlantıyı kullanarak JLCPCB'ye üye olabilir ve ücretsiz indirim kuponlarınızı alabilirsiniz. Bağlantıyı kullanmayı ve indirim kuponlarınızı almayı unutmayın. Asit banyosu sonucunda PCB'miz bu şekilde ortaya çıktı arkadaşlar. Çok ince yollar dahi kaliteli bir şekilde gözüküyor. Artık boyayı temizleme işlemiyle Devam edebiliriz ve artık PCB'mizi bileşenleri lehimleyecek şekle getireceğiz. Son aşamamız ise boyanın bu PCB üzerinden çıkarılması. Ben bu işlem için boya sökücü kullanıyorum. Oldukça kolay oluyor arkadaşlar. Farklı alternatiflerde kullanabilirsiniz. Boya sökücüyü kullanarak bakın PCB'yi şöyle kaplıyoruz. Birazcık beklemeniz yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boya sökücüyü sıktık. Bu arada kesinlikle eldiven kullanıyorsunuz arkadaşlar. Çıkacak olan gazları solumuyorsunuz. Bunlara dikkat ediyoruz. Bakın. Artık PCB üzerindeki boyalar kolayca çıkıyor arkadaşlar. Şöyle temizliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık PCB'miz kullanılmaya hazır. Sadece devre bileşenlerini üzerine lehimleyerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Buradaki yolların çabuk bozulmaması için bir miktar lehim pastası sürdüm. Böylece bir videomuzu ve bir projemizi daha birlikte tamamladık arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında kullandığım gravür makinesine ait satın alma linkini ve indirim kuponlarını yine videonun açıklamalar kısmında JLC PCB'nin internet sitesini ve bağlantı linkini bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin. Şimdilik hoşçakalın.